Şimdi açılışımızda da aktardığımız gibi bugün İsrail-Hamas çatışmasının başlamasının ardından ilk cuma Hamas cuma namazını işaret ederek tüm Müslümanlara İsrail'e karşı şiddetli protesto çağrısı yaptı. Gözler bu çağrı sonrası Kudüs'teyken İsrail'den Birleşmiş Milletler'e bir çağrı geldi. Gazze'deki Filistinlileri 24 saat içinde güneye kaydırın dedi İsrail. Bu İsrail'in Gazze'ye karadan bir harekat düzenleyebileceği anlamına mı geliyor? Şimdi tüm bu gelişmelerin detayları için Kudüs'e gideceğiz. Enver Kaptanoğlu bizlerle birlikte. Enver, şu anda son durum ne? Neler oluyor orada? Kaan Temeltaş, kameraman arkadaşım Emir Ünlü ile birlikte senin de belirttiğin üzere bugün Kudüs'teyiz. Çünkü bugün Kudüs'te kritik bir gün. Özellikle Cuma günü ve Cuma namazı sonrasında Kudüs'te açıkçası tansiyonun yükselmesi bekleniyor. Çünkü açılışta sen de belirttin, Gazze şeridindeki Hamas özellikle de direnişe destek için tüm Filistinlilere Cuma namazı sonrasında protesto çağrısı yapmıştı. Dolayısıyla Cuma namazı sonrasında belki de bu protestolar düzenlenirse tansiyon yükselebilir Kudüs'te. Tabii Kudüs'te nerede ve nasıl gerçekleşecek bunları biraz aktarayım. Ben bunları aktarırken kameraman arkadaşım Emir Ünlü sizlere bu alanı göstersin. Bakın şu anda Harem-ül Şerif olarak adlandırdığımız Müslümanların kutsal mekanlarının bulunduğu alanı görüyorsunuz. Şu anda tam olarak Siyah Kubbesi ile aslında Mescid-i Aksa'yı görüyorsunuz. Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi ve bugün Cuma namazı bu noktada kılınacak Kaan Temeltaş. Burada tabii aynı anda yaklaşık 30 bin belki hatta daha fazla kişinin namaz kılabildiğini biliyoruz. Eğer binlerce Filistinli buraya gelip bu kadar sayıda Filistinli Cuma namazı kılarsa ve bu Cuma namazının ardından çıkışta protesto düzenlenirse az önce de belirttiğim gibi bu bölgede tansiyon yükselebilir. Hemen Mescid-i Aksa'nın yanına biraz daha sağ tarafına doğru kayarsak Emir Ünlü size şu anda gösteriyor. Bakın altın sarısı kubbesi ile Kubbetül Sahra'yı görüyorsunuz. Burası Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği yer olarak biliniyor. Bu yine Müslümanlar için en kutsal mekanlardan bir tanesi ve bunların hem Kubbetül Sahra'nın hem Mescid-i Aksa'nın bulunduğu nokta alan Harem-ül Şerif olarak geçiyor. Hemen alt kısımda sanırım ekrana yansıyor. Emir Ünlü evet biraz daha yakından gösteriyor. Harem-ül Şerif'in o duvarlarını görüyorsunuz. Aslında burası tamamen Old City yani eski şehir olarak da eski Kudüs olarak da geçiyor. İçinde çok tarihi binalar bulunuyor. Çevresinde gerçekten yüzlerce yıl öncesinden kalan mezarlar da var. O mezarları görüyorsunuz. Gerçekten hem Müslümanlar, hem Yahudiler, hem Hristiyanlar için dünyanın en kutsal üç dinin aynı anda aynı yerde bulunduğu en kutsal mekanlardan bir tanesi. Biraz daha ileri doğru gidersek aslında kapılardan bahsetmek istiyorum. Bu Harem-ül Şerif'in çok büyük bir alan tabii. 7 kapısı bulunuyordu. Son yıllarda buraya özellikle de Yahudi tarafına, Yahudi dini mensuplarının girişi için bir yeni kapı daha açıldı ve 8 kapısı var. Ancak Müslümanların kullandığı daha çok 3 kapı bulunuyor. Tabii bunlardan en önemli ikisi Şam kapısı görkemli girişiyle biliniyor. Şam kapısının aslında biraz daha ters tarafında bulunuyoruz. Biz ama birazdan gün içinde yapacağımız yayınları oradan gerçekleştireceğiz. Müslümanlar Cuma namazını kılmak için özellikle Mescid-i Aksa'ya ve Kubbetül Sahra'ya ulaşmak için Şam kapısını giriş olarak kullanıyorlar. Onun hemen yan
tarafında yine Aslanlı Kapı olarak tabir ettiğimiz ve Müslümanlar tarafından kullanılan Aslanlı Kapı var. O noktadan da cuma namazı sonrası çıkışlar gerçekleştiriliyor. İşte bu iki kapının olduğu nokta hem Şam Kapısı hem de Aslanlı Kapı bugün tansiyonun yüksek olabileceği noktalar. Kaan Temeltaş, saat itibariyle tabii saatlerimiz şu anda 9'u gösteriyor ve aslında şu anda bir sakinlik söz konusu Kudüs genelinde. Ancak cuma namazı sonrası tansiyonun yükselmesi beklentisiyle Kudüs genelinde de güvenlik önlemlerinin arttırıldığını görüyoruz. Özellikle dün Kudüs'te polis İsrailli polislerin bulunduğu bir karakola düzenlenen saldırıdan sonra iyice güvenlik seviyesi üst noktaya çıkarıldı. Birçok noktada İsrail polisini görüyoruz. Birçok noktada araçlar aranıyor, siviller aranıyor. Bugün de bu görüntüleri bir kez daha yaşayacağız diyelim. Ve gelişmeleri ilerleyen saatlerde de yine canlı yayınlarla aktarmayı sürdüreceğiz. Kaan Temeltaş, ben sözü şimdilik sana bırakayım.